İyi akşamlar, ne var ne yok, hoş geldiniz. Perşembe gecelerinin klasiği ne var ne yok başladı. Önce Ertem Şener'e teşekkür ediyoruz. Beyaz Spor ekibine çok teşekkür ediyoruz. Bu gece cidden, yani Ertem Şener'in de söylediği gibi uykusuz kalmaya değecek bir gece olacak. Çünkü 14 yıllık mason her şeyi canlı yayında anlatacak. Tam 14 yıl boyunca masondu, arkasından ihraç edildi ve işte orada yaşadıklarını, masonların bakış açısını, masonik ritüelleri, ayinleri, her şeyi canlı yayında anlatacak. Birazdan, dakikalar sonra stüdyomuzda olacak. Erkan Hocam'la beraberiz. Araştırmacı yazar Erkan Türük'ten. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sadece dakikalar sonra 14 yıllık mason stüdyomuzda olacak. Ve kendisinden tam karşındaki sandalyeye oturacak ve her şeyi dinleyeceğiz. Her şeyi anlatmasını isteyeceğiz. Masonların tüm ritüellerini anlatmasını isteyeceğiz. Belki de ne var ne yok da bu zamana kadar anlattıklarımızı gizemli örgütler hep anlatıyorduk ama bizatihi birinin içinden çıkmış birinin anlatacağı bir programa ilk kez imza atacağız. Mutlaka izlemenizi tavsiye ediyoruz. Bir de sorumuz olacak program boyu. Süleyman Mabedi'ni inşa eden usta kimdir? Baş mimar kimdir? Instagram'da son fotoğrafın altına doğru cevapları yazan 5 kişiye kitap hediye edeceğiz. Tarihi bir programa hoş geldiniz diyelim. Öncelikle Erkan Hocam, şimdi masonları konuşuyorduk, yıllardan beri konuşuyorduk ama televizyonda ilk kez bir mason her şeyi canlı yayında anlatacak. Onlar hipnoz yöntemleri nelerdi? Her şeye dair konuşacağız ama şöyle sizden bir girizgah isteyelim öncelikle. Evet, masonları biz biliyoruz, bildiğimizi zannediyoruz. Şöyle söyleyeyim Türkan. Söyleyin hocam. Bakın, bana da geldi. Şimdi masonluk konusu işlenecek. Biz zaten masonlar konusunda birçok şeyi biliyoruz diyorlar seyirciler. Müziği unutmayın arkadaşlar. Bana da söylediler bunu. Halbuki hayır, masonlar konusunda biz birçok şeyi bilmiyoruz. Bilmediğimiz için de böyle bir algı oluşmuş. Birkaç bir bilgi kırıntısı öğrenince de diyoruz ki tamam, zaten vakıfız bu konuya. Masonlar yıllardır konuşuldu. Ama hangi yönden konuşuldular? Evet. İçeriden biri bize hiç masonluğu anlattı mı? Bu soruya baktığımızda şunu göreceğiz ki hala masonluk içerisinde deşifre edilmemiş birçok nokta şey var. O yüzden de arkadaşlar çok aşağıya yazın. Birazdan stüdyoda. Konumuzun gelmesi de stüdyoda. Çok önemli. Çünkü ben de şimdi az önce yayın öncesinde kendisiyle konuşurken çok yeni bilgiler öğrendim. Taze bilgiler öğrendim kendisinden. Neden? Çok ilginç. Çünkü ben dışarıdan birisiyim, mason olmadığım için bazı bilgilere ulaşamıyorum. Ama kendisi içeriden bir şahıs olduğu için o bilgilere ulaşabiliyor. Bir de şu var, masonlar arasında da bazı bilgiler kendilerinden saklanırlar, gizlenirler. Yani bir derecedeki masonun başka bir derecedeki masona verilen bilgiden haberi olmayabilir. Böyle bir hiyerarşi de var. Bu hiyerarşiye baktığımızda demek ki büyük bir gizem sadece hariciler için geçerli değil. Kendi aralarında da geçerli. Bu arada hariciler dedim. Neden hariciler dedim? Çünkü masonlar, mason olmayanlara harici derler. Ha. Bu da şu demek, yani biz ve onlar ayrımını yapıyorlar. Kendilerini daha üst bir statüde gördüklerini buradan anlayabiliyoruz. Şunu da tartışacağız. Türkiye'nin gündeminde çok olmadı bu konuda masonlar tartışılırken. Hiç biz masonluğa bir tarikat gözüyle bakmadık maalesef. Yani masonluk bir tarikat mı? Ezoterik. Yoksa bir dernek mi? Bu hiç tartışılmadı. Hep şöyle tartışıldı. İşte masonluk kötüdür. İşte bütün dünyada komploları vardır. Tamam, buna bir şey demiyoruz. Ancak masonluğun kötü olmasından ziyade öncelikle biz masonluğun gerçek anlamda ne olduğuna vakıf olmalıyız. Tarikat mıdır, dernek midir? Bugün tarikatlara karşı biliyorsunuz daha böyle liberal kesimden veya işte dine karşı alerjisi olan bir takım kesimlerden tarikatlara karşı da bir alerji var. Alerji var. Doğru. Bu alerji tarikatlara karşı var ama nedense masonluğa karşı yok aynı alerji. Enteresan geliyor bana bu. Bu din, işte dinsel tarikatlar dendiğinde bir takım cemaatlere alerjisi olan insanların samimi olduklarını göstermeleri için aynı alerjiyi esasında masonlara da göstermesi lazım. Şimdi dedik ya, sorumuz var. Bu soruyu Instagram'da son fotoğrafın altına yazın. Aynı zamanda Twitter'da da itiraf ediyorum etiketiyle doğru cevapları yazabilirsiniz. Sandalyemiz, koltuğumuz boştu. Bir girizgah yapmak istedik. Ama 14 yıllık masonun tüm her şeyi canlı yayında anlatacağı yayına artık başlayalım.
ve o ismi, o sır ismi buraya davet edelim. Özhan Bey buyurun. Hoş geldiniz. Şöyle ayağa kalkacağım. Özhan Kızıltan, hoş geldiniz. Merhabalar. Şöyle buyurun. Özhan Bey buyurun. Merhabalar. Evet, hoş geldiniz aramıza tekrardan. Eyvallah. Her şeyi stüdyoda anlatacağız dedik. Özhan Kızıltan, ismini de ilk kez söylüyorum. Tanıtımlarımızda da söylememiştik bugüne kadar. Öncelikle serüveninizin başına gideceğiz tabii ama sizden ayinleri, ritüelleri, onların hedeflerini ve gerçek amaçlarını dinlemek istiyoruz biz bu gece. Çünkü onların içindeydiniz. Ardından atıldınız değil mi? İhraç edildiniz. Evet. Ne zaman girdiniz önce masonla? Ben 2004 yılında. Biraz sizi şöyle bir de önce başlamadan solunuza rica ederim. Solunuza evet. 2004 yılında girdim. 2004. 2004 yılında girdim. Daha sonra lojamda muhakkiklik, ikinci nazırlık ve üstad-ı muhteremlik görevleri aldım. Tabii yani benim serüvenim aslında çok önemli değil. Biz burada toplumu aydınlatmaya geldik. Kamu bilinmeyenleri bilsin. İnsanlar masonluğu ne abartsınlar ne de önemsememezlik yapsınlar. Biz burada gerçekleri anlatacağız. Anlatacaklarımızın önemli bir bölümü de aslında internette var. Yani biz bir takım bilgileri bir araya getirdik. Tabii ki benim de burada konuşacaklarım var ancak ben şunu söylemek istiyorum. Masonluk derken biz Türkiye'de 18 bin kişinin üye olduğu Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği'nden bahsedeceğiz. Diğer obedyanstaki üyeler üzerlerine alınmasınlar. Çünkü ne demek obedyans? Obedyans ekol diyelim. Kabaca ekol diyebiliriz. Bir de Fransız ritüeli var. Onlar küçük bir grup, tepebaşı grubu olarak biliniyor. Özgür Mason Mahfili olarak geçiyor. Ama benim anlatacaklarım tamamen Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği veya Büyük Locası olarak geçen bir dernekten bahsedeceğim. Şunu da hemen belirtmek istiyorum. Masonların arasında bu memleketi seven, gerçekten milliyetçi duygulara sahip birçok insan vardır. Biz burada sadece bunların arasındaki şeytanlık yapmaya çalışanlardan bahsedeceğiz. Ve masonluktan bahsedeceğiz ve inanın ben şunu söyleyebilirim. Masonluğun da en büyük mağduru aslında masonlardır. Çok masonluğun güzel, da en büyük, mağduru. Şimdi başlayacağız ama biraz daha şöyle diyeceğim. Ben bir ekleme yapayım. Evet. Tabii Erkan yani Hocam. Yani bu girizgah olsun. Evet. Çünkü yayından önce Özhan Bey bize öyle şeyler anlattı ki şaşırmamak evde değil. Ve hani içinden gelen biri olduğu için tabii size normal gelen şeyler bize çok farklı geldi. Evet. Siz de ilk kez duyacaksınız ve farklı gelecek. Şimdi masonluğun da en büyük mağduru masonlardır dedi ya Özhan Bey. Evet. Şimdi bakın bu Siyon liderlerinin protokolleri bu kitap. Bu kitap birçok kişi tarafından şöyle anlatılır. Özellikle de bu aydınlanmacı kisvesiyle gündeme gelen birçok yazar tarafından bu belgeler sahte uydurulmuştur. Yahudiliğe karşı bir komplonun parçasıdır diye anlatılmıştır. Dolayısıyla böyle denmiştir ama ben bu süreci de inceledim. Bu kitabın ortaya çıkma sürecini ve anlattıklarının sonuçlarına baktım. Bu kitapta yazılanların bugün dünyaya yansımaları var. Şu kitapta ne yazılmışsa bugün %80'i gerçekleşmiş. Sahte ilan edilen kitapta yazılanları söylüyorum. Güya sahte ya. Şimdi bunlardan bir tanesi de Özhan Bey'in işaret ettiği mevzu. Masonluğun da en büyük mağdurları masonlar olabilir mi? Bakın ne diyor kitapta. Diyor ki bu Siyon liderlerinin protokollerini yazanlar Siyonistler. Yani Yahudi kökenli Siyonistler yazmış bunu. Ve diyorlar ki masonluk hakkında şunu söylüyorlar. Gerektiğinde masonları dahi kardeşliğin korunmadığı gibi gerekçelerle idam ederiz. Bu tabii direkt idam değil. Zehirleyebilir, ortadan kaldırabilir. Bakın yani Yahudi gayelerine hizmet etmezse diyor masonluk. Yahudi gayeleri. Evet, hizmet etmezse gerektiğinde onları dahi ortadan kaldırırız. Ama bundan önce şunu söylüyor. Masonlar bize hizmet için ortaya atılmış bir teşkilattır diyor. Ardından da diyor ki onlar arasında da bunu yapmayan, bize hizmet etmeyenler varsa
onları da bir şekilde hallederiz. Devam ediyorum. Sadece ölümle cezalandırdıklarımız değil, gerekirse hepsi normal bir hastalıktan ölmüş gibi ölürler diyor. Ki bunun da mesela Papa 1. Jean Paul baktığımızda o da normal bir hastalıktan ölmüş gibi ölmüş. Öyle lanse edilebiliyor. Böyle birkaç tane isim var. Devam ediyorum. Bunu bildikleri sürece, yani ölüm tehlikelerinin kendi üzerlerinde olduğunu bildikleri sürece kardeşlik dahi itiraz etme cüretini gösteremez. Bu yöntemlerle masonlar arasında düzenimize karşı çıkabilecek olanları köklerinden söküp atarız. Böylece bir yandan Yahudi olmayanlara liberalizmi telkin ederken diğer yandan kendi insanlarımızın ve ajanlarımızın sorgusuz sualsiz itaat etmelerini sağlarız. Tamam. Buradan evet. Özhan Bey, sizi kişisel olarak çok konuşmayacağız bu gece. Onların asıl amaçlanacağız ama giriş için söylüyorum. 2004 yılında birisi mi sizi önerdi masonluğa girdiniz? Giriş öyle mi olur? Evet, evet. Birisi önerir. Evet, önerir. Sonra bir tahkikat yapılır. Daha sonra loca uygun görürse oylar ve o kişi mason olur. Hı hı. Bir inisiyasyon töreniyle, bir ritüelle. Efendim ben şimdi Erkan Bey'in tabii söylediklerini tam olarak, yani Siyon mektuplarını bilmiyorum. Ancak burada hemen bir hatırlatma yapmak istiyorum. Antisemitik değilim. Allah'a iman eden hiçbir dinin ben burada karşısında olamam. Hı hı. Eğer bir şeylerin karşısındaysak belki Siyonizmin olabilir. Tabii. Siyasi gayelerin olabilir. Ancak hiçbir dine mensup olan insanların karşısında değiliz. İkincisi, masonluğu öğren, bugüne getiren, işte 400 yıllık serüveninde Yahudilerin o kadar da bir fonksiyonu yok. Bir Anderson bir papazdı, Hristiyandı. Hristiyanları da temin ediyorum. Yani onları da ayıralım. Onlar da çok güzel bir inanca sahipler. Benim eşim Hristiyan, Ortodoks. Yani bunu nasıl şey yapabiliriz? Eşiniz Ortodoks. Evet. Şimdi biz burada bakın, isteyen istediği kadar Siyonist olabilir. İsteyen istediği hülyayı görebilir. Ancak benim ülkemin sınırlarıyla ilgili, benim ülkemle ilgili, benim toplumumla ilgili bir projeleri varsa ben burada kendi mukavemetimi oluşturmak zorundayım. Bir Türk olarak. Biz eğer masonluk bizimle ilgili bazı şeyler yapmaya çalışıyorsa, bu toplumdaki çalışıyor. Bunları biraz sonra göreceğiz belgeleriyle. Biz onun karşısındayız. Yoksa isteyen istediği dine inanır, istediği şekilde şey yapılır. Ben öyle masonluğun içerisinde de çok fazla cezalandırmanın falan olduğunu düşünmüyorum. Şunu söyleyeyim. Birileri cezalandırılıyorsa ve masonik cinayetler adı altında bir şeyler işlenmişse aslında bizim dediğimizi doğruluyor. Demek ki masonların arasına sızan bazı istihbaratlar vardır. Bazı kuvvetler vardır. Bunu doğruluyor yani. Biliyorsunuz Üzeyir Garih cinayeti, evet, falan. Yani ona bunlar... birazdan geleceğiz. Şimdi yani son adı nasıl zaten, şunu söyleyeyim hemen. Evet. Zaten bu kitapta da eğer bu Siyonistler tarafından yazıldıysa, ki Siyonistler tarafından yazılmış. Evet. Bu kitapta da şunu görüyoruz. Yani demek ki bu Siyonistler şunu demek istiyor. Masonluğu biz maşa olarak kullanabildiğimiz kadar kullanalım. Kullanamadığımız noktada da bir şekilde bir infaz gerçekleştirelim. Bugün Siyonizmin devleti var mı? Var. Hangi devletleri? İsrail. İsrail. O halde Üzeyir Garih cinayetinde kimin parmağı olabilir? İsrail'in olabilir. Bu kadar basit. Peki şimdi adım adım gidiyoruz. Evet. 2004 yılındayız. Masonluğa giriş yaptınız. Nur vermek ve ayinli bizlerde, yani yıllardan beri şu söylenir. Ayin şeklinde girilir. Önce oradan başlayalım. Evet. Masonlar ayin yapıyor mu? Yapıyor muydu? Ya da siz nur vermek diyorsunuz. Ben bilmiyorum ne demek. Nur vermek ne demek, evet. Hasan Kızıltay? Şimdi masonlar ayin yaparlar. Erkan Bey'in dediği gibi masonlar bir tarikattır. Dernek çatısı altında örgütlenmiştir. Dernekler kanunuyla da çok çelişir. Ayinleri vardır, biz ona ritüel diyoruz. Türkçesi ayin olabilir. Nur vermek de bu ayinin bir parçası. Ne demek nur vermek? Ne nur yapıyor vermek yani? Nur şöyle gösterebilir miyim? Tabii ki, nedir o? Nur bu işte. Yani bir ışık. Yani, ya bu tabii temsili, ben bunu stüdyoya getirelim mi, ama bir projektörden verilen bir şey. Biz bunu verdiğimiz zaman nur veriyoruz, 10 bin lirasını da alıyoruz. 10 bin lira giriş bedeli. Evet yani hemen hemen. Yani, 89 numaralı fotoğrafı versiniz şimdi, arkadaşlar. Efendim şunu söylemek istiyorum. Masonlar
Atatürk'ün izinde gittiklerini söylüyorlar. 1935'te Atatürk kapattı Masonları. Tamam, biz onu bir kenara koyalım. Yani kapattı ama hani bugünün dünyasında artık biz Atatürk'ün izinde gidiyoruz diyorlar. Ya Atatürkçüsünüz. Yani laiksiniz değil mi? Laikliğe inanıyorsunuz. Ayin görüntüsü yani arkadaşlar. Laikliğe inanan bir insan ve laik bir toplum, Atatürkçü bir toplum derneğe, dernekler kanununa göre çalışan bir derneğe üye alırken evrenin ulu mimarı dediğimiz Allah'a veya işte bir ulu yaradana inanır mısın diye soruyor. Senin derneğe üye olma şartını... Bu arada versenize. Senin inanca bağlıyor. Derneğe üye olma şartını bir inanca bağlıyor. Yani şimdi bu laiklikle nasıl açıklanabiliyor? Atatürk'le nasıl açıklanabiliyor? Yani, ben bunu... Yani üç kitaba da el mi basılıyor ilk ayinde? Evet, oraya gelelim. Ama isterseniz ben bir tam onu toparlayayım. Yani laiklikle, Atatürkçülükle Masonluğun aslında çok çeliştiğini söylemek istiyorum. Bakın, tabii. Dernekler kanuna göre çalışan bir derneğe girerken ön şart olarak Allah'a inanç. İnanmıyorsan almıyorum diyor. Kadınları almıyor. Siz nasıl Atatürkçüsünüz? Ondan sonra size yemin ettiriyor. Yani bugün dernekler kanuna göre çalışan laik bir yapıda kutsal kitabın üzerine yemin edilerek bir derneğe üye olunabilir mi ya? Böyle bir şey yani bugün yani en tırnak içinde tarikat dediğiniz şeyler bile bunu yapmıyor yani. Yapmıyor. Doğru, yapmıyorlar. Doğru. Peki bu görüntülerdeki gibi böyle mi aynı oldu? Evet aynen öyle. Bu o 89'u verin tekrar mesela. Bu yalnız diğer obedience yani bu ben bunu daha önceden de izledim. Bu hür ve kabul edilmiş Masonlar Derneği'nin bir ayini değil. Öyle mi? Bu çok başka benziyor. Bir bugün işte Özgür Mason Mahfili denilen ikinci bir grup, daha küçük bir grup. Peki tabii, bize verdiğiniz fotoğraftaki gibi 89'u tekrar verin arkadaşlar. Evet, evet, evet. Bu mudur? Evet, evet. Bu tür şeyler var. Ayinlerde göz yani kapanıyor. Gözünüz sizinle girdiğinizde evet. Kapattılar mı? Evet, evet. Kapattılar, yarı çıplak vaziyette getirirler. İşte böyle ön açık, paça sıvalı. Bir fotoğrafı daha vardı onun arkadaşlar. Daha net görürsünüz. Bakın Atatürkçü Masonlar, bilime inanan Masonlar, bilimselliğe inanan Masonlar bu hale geliyorlar. Bu nedir o? Yani Özhan Bey. Yani bu boyunlarında ip, tamam mı? Paçalar sıvanmış ve hür ve kabul edilmiş Masonlar Derneği'nin tüzüğünde biz diyor ki biz bilime inanırız diyor. Bilimin üstünlüğüne inanırız diyor. Bu şimdi perişan bir hal. 21. yüzyılda bu daha önce gelmeden iyice bir perişan olmuş. Ya, dolaştı. Yani burada hipnoz mu ediliyor? Kesinlikle bir hipnoz. Şunu söyleyebilir miyim? Kesinlikle bir hipnoz. Peki hemen şunu soracağım. Matrix'e buraya gelmeden önce bir evet. Odada bekletilme var mı? Evet var. Tefekkür hücresinde bekletilme. Ne demek hocam? Tefekkür derin düşünme demek. Düşünce olarak çevirebilirsiniz. Ama bu daha farklı. Tasavvufi bir terimdir aslında. 40 gün riyazat olur. Yani mesela tasavvufta da evet, böyledir. Evet. Böyle bir sembolizm. Peki girdiniz. Sizi evet. Bu hale getirdiler. Aynen. Ne diyorlar? Ne diyorlar? Biraz sonra kılıç dayayacaklar o göğsünüze. Diyecekler ki buraya alınsanız da alınmasanız da burada gördüğünüzü, işittiğinizi kimseye söylemeyeceksiniz. Dernekler kanununa göre çalışan bir dernekten bahsediyoruz. Ve Atatürkçülük olduklarını söyleyen insanlar. Şimdi kılıç dayıyorlar bunun göğsüne. Kılıç silahtır. Kılıç tarihin en eski silahıdır. Yani burada ben bunu da bu kadarını hani söylemiştik, yazmıştık ama yani tekrar hatırlatmak istiyorum. Devlet organlarına 18 tane benim CİMER başvurum var. 18 tane. CİMER'e başvurdum. Hiçbirine cevap vermedi. Hiçbirine doğru cevap geliyor şimdi şey yapmayalım. Ama doğru dürüst bir sonuç alacağı bir şey yapmadım. Bakın bunun biraz sonra bu arkadaşım bu temsili bir şey yabancı zannedersem bunun göğsüne kılıcı dayayacaklar ve diyecekler ki görüp işittiğini söylersen işte bu kılıç sana batar boynundaki ip bir seni boğar. Bir kalkabilir miyiz? Evet. Erkan evet. Hocam sizi de alabiliriz. Evet. Yani evet. Bence burada anlatmak evet. Daha mantıklı olacaktır. Evet. Kılıç var elinizde hatta evet. Bizim eldivenlerimiz vardı tabii, Erkan Hocam. Evet. Bizatihi Mason Locası'ndan evet. Alınmış eldivenlerdir onlar. Evet. Şöyle evet. Bir eldivenlerimiz evet. De var onları da. Hı-hı. Şöyle biraz daha sizi şöyle arkaya doğru evet. Alalım. Şöyle alalım. Evet. Yine giriş bu şekilde evet. Hüsam Bey. Evet. Burada kılıçlı biri bekliyor mesela siz bekliyorsunuz. Kılıçlı biri buraya kılıcını dayar. Ve buraya alınsanız da alınmasanız da görüp işittiklerinizi kimseye söylemeyeceksiniz. Bu zavallı ya. Mağdur yani. Hipnoz edilmiş. Hipnoz ediliyor yani. Hala hipnoz sürüyor. Çok ilginç. Evet.
Şunlar da eldivenlerimiz. Evet, eldivenler. Daha eldivene sıra gelmedi. Yani eldiven yok. Daha burada yok. En son mason olduktan sonra eldiven merak ediliyor. Evet, şu eldivenleri gösterelim. Meşhur, meşhur mason eldivenleridir bunlar efendim. Evet. Hakikaten de mason hocasına... Evet, Atatürkçü masonlar böyle yapıyorlar efendim. Yani bu bugün Atatürk'ü en çok savunanlar masonlar. Şimdi bu eldiveni eğer mason olmayan birisi takarsa acaba onun üzerine bir şey olabilir mi? Bir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Şu, yani bizim kutsalımıza satıyorlar. Mason hocası satıyorlar. Evet, kutsalımıza hakaret ettiniz diye siz taktınız ama. Yok, hayır. Böyle bir şey olmaz. Peki. Evet. Onu koyduk. Benim merak ettiğim bir şey var burada. Evet. Şimdi bu ip aynı zamanda bir idamı aklıma getiriyor benim. Çünkü öyle bir takılmış ki bu. Yani şimdi, biraz boyunu sıkacak bir şekilde. Şimdi kölelik. Bu törenin sonunda şöyle diyecekler. Şöyle diyecekler. Kaçmaya kalksaydınız boynunuzdaki ip sizi boğacaktı. Öyle diyecekler. Mi? Burada bir tehdit var. Eğer bir adım daha öne gitseydiniz o kılıç size batacaktı. Kalbinize batacaktı. Yani bir adım daha bizim istediğimiz doğrultudan bir adım daha fazla atarsanız o kılıç size batar. Boynundaki ip seni boğar. Bu bir tehdittir. Kılıçla tehdit. Tarihin en büyük silahıyla tehdit ediliyor. En eski silahıyla. Bugün pet şişe bile Yargıtay terliği bile silah kabul etti. Bunların üzerine devlet gidecek. Gitmesi lazım. Gitmesi lazım. Peki. Atatürk boşuna bir demez. Bir lafı Atatürk boşuna demez. Bunları istemiyorum dediğine göre. Siz kaçıncı dereceden masondunuz? Şimdi bakın masonluk iki tane masonluk. Yani birçok masonluk sayabilirsiniz ama iki temel masonluk var. Birincisi çırak, kalfa ve üstad. Mavi localar. Burada üstad derecesi en âli derecedir. En yüksek derece üstaddır. TV'de ilk KC'sini verelim arkadaşlar. Evet. Daha sonra eğer üstad olduktan sonra devam etmek isterseniz bu sefer kırmızı localar başlıyor. 4'ten 33'e kadar. En üst 33. En üst 33. Ben 22'ye kadar 22. geldim. Bu İraç meselesi oldu. Onların detaylarına tabii çok da önemli değil. Yani şunu soracağım. Siz ihraç edildiniz. Evet. Atıldınız. Evet. 15 Temmuz'dan sonra. 15 Temmuz'dan sonra. Evet. Paylaşımların nedeniyle. Bunun etkisi biraz da anayasa, işte Cumhurbaşkanlığı sistemine herkes hayır derken biz evet demiştik. Onun da etkisi oldu. Daha önce benimle ilgili açılan bir soruşturma bahane edildi. O ben evet oyu kullanacağım dedikten sonra, bir hafta sonra ben onu deklar ettikten sonra localara girmem ve tedbir konuldu. Daha sonra da paylaşımlarım nedeniyle atıldım. Atılmasaydım aynı mücadeleyi masonların içerisinde yapacaktım. Çünkü bunların 15 Temmuz'dan sonra bütün yüzleri deşifre oldu. FETÖ ile ilişkisi var diyorsunuz. Onu anlatacağız biraz sonra. Peki. Bir şey merak ediyorum. Tabii, FETÖ ile ilişkisi tam demeyelim. İçinde FETÖ ile ilişkisi olanlar var. Bunu da şey yapalım. Birebir onu hepsi değil. Bakın vatanınız çok seven birçok mason mason var orada. Yani onlara haksızlık etmeyelim. Biz burada işin simsarlığına yani kaçan... onları şeytanlaştırmasına da siz karşısınız. İşte diyorum ya en büyük mağduru masonlardır. Yani biz, şimdi bu arkadaşın yani zihin kontrolü yapılmadığını söyleyebilir misiniz? Özgür düşündüğünü söyleyebilir misiniz? Yani özgür düşünce bunun neresinde var? Buna ne profesörler giriyor bu hale? Ne bilimden bahsedenler, ne Atatürk'ten bahseden. Atatürk böyle bir ülke mi yaratmak istedi? Böyle bir ülke için mi mücadele verdi? Siz Atatürk'ü ağzınıza alıyorsunuz. Ünlü isimler var mıydı gördüğünüz locada? Yani şu anda belki onlar başka bir locadadır, öyle diyeyim. Öyle. Var, yani varlığı da... Sizi atmadan önce yargıladılar mı? Evet, yargıladılar. Yani masonik bir mahkeme mi var? Evet, mason mahkemesi var İstanbul Beyoğlu'nda. Nur Ziya Sokak'ta bakın o mahkemede. O mahkemenin başkanı Devlet Denetleme Kurulu eski üyesi. O mahkemede başka kişiler de vardı, şimdi söylemeyeyim. Siyaseten de bazı bakın, isimler var. Bakın öyle bir psikolojik baskı. Bakın yani öyle bir zan altında bırakmıyor. Orada bir yargılama yok. Orada bir psikolojik baskı var. 9 kişilik Yüksek Haysiyet Divanı yedeklerini de alıp getiriyor. 18 kişinin ortasında hesap veriyorsunuz. Yine peki böyle bir şekilde oluyor mu? Normal. Bu sadece tekris törenine ait bir görüntü. Giriş töreni. Giriş töreni. Şimdi şunu sormak istiyorum tabii ben hocam. Hazır ayaktayken. Özellikle
gözlerinin kapalı olması ben kördüm şimdi aydınlanacağım nuru alınca anlamına geliyor mu acaba? Birçok şey düşünebilirsiniz ama bence burada bir hipnoz var ve onun görmemesi gereken bir şey var. Açıldığı zaman ilk gördüğü şey nur. Dediğimiz işte, ışık. O projeksiyonu görüyor. Evet. Projeksiyon mu? Gerçekten projeksiyon. Evet, bir projektör yani belki işte 500 watt. Komik geldi de. Hayır. Şey. Projektörü görüyor. O sırada gözleri kamaşıyor falan. Zaten bu epeydir yani bir yarım saat 45 dakika belki bir saat bekliyor bu şekilde. Bekliyor, bekletiyorlar evet, ya yani imtihanı. Evet, evet. Burada tabii Joaquin. Boğaz, iki evet. tane sütunu görüyoruz. Süleyman Mabedi'ni yapılırken... Süleyman Mabedi'yle aynı. Bugünkü sorumuz Boğaz şu oldu. Yakın bu. Evet. Tam tersi. Evet. Burada da bakın yine Davut yıldızlarını görüyoruz. Bir dakika. Yani bu Türkiye'de yok. Bu yabancı bir şey. Bu Türkiye'de yok. Bu yabancı bir siteden alındı. Burada evrenin ulu mimarını anarak falan gibi lezzetler. Size de ilk girdiğinde şunu mu söylüyorlar? Evrenin ulu mimarı üzerine yemin eder misiniz? Böyle mi soruluyor? Öyle değil de kutsal kitaplar üzerine yemin edilecek deniliyor. Bakın bir Yahudi'yi asla İncil'in üzerine ve Kur'an'ın üzerine bir Hristiyan'ı Tevrat ve Kur'an'ın üzerine yemin ettiremezsiniz Avrupa'da başka bir yerde. Burada üç kitaba birden yemin ettiriliyor ama size söylenmiyor. Şurada Tevrat var, şurada İncil var, şurada Kur'an-ı Kerim var. Siz gözünüz kapalı basıyorsunuz. Ya böyle bir şey olabilir mi yani? Gözünüz kapalı bir yere yok. Neye yemin ediyorlar? Bakın ne üzerine yani niçin yemin ediyorlar onu söyleyeyim. Kutsal kitaplar üzerine yemin ediyorlar ama şunun için yemin ediyorlar. Birincisi hür ve kabul edilmiş masonlar büyük locasını Türk masonluğunda en büyük otorite olarak tanıyacaksın. Bunun kararlarına uyacaksın. Tüzüklerine uyacaksın. Bu adam biliyor mu kararlarını, tüzüklerini? Tanımıyor ki derneği. Daha yeni. Nereden bilecek? Bilmediği bir topluma yemin eliyle bağlanıyor. Şimdi bu dese ki, ya ben beğenmedim, 500 tane arkadaş ayrılıyoruz, dernek kuracağız. Mason derneği kuracağız. Kuramazsınız, yemin ettiniz. Hür ve kabul edilmiş Mason lojasını Türkiye'deki en yüksek otorite olarak tanıyacaksınız diyor ya. O nasıl zaman bir dernek Cumhurbaşkanlığının da üzerinde bir otorite. Hayır, oluyor. Masonlukta. Masonlukta. Peki şunu soracağım, hükümet mesela Masonluk, hükümet diyelim ki Mason localarının aleyhinde bir karar aldı. Bu konuda Mason locaları içerisindeki üstad-ı azamlar eğer derlerse ki bu kararı geçirmemek için yok. Çalışacağız derlerse alt kadroya buna uyma mecburiyeti olmuş oluyor o zaman. Eğer bu, şimdi varsayımdan söylüyorum. Bakın iradelerini şu anda yok ettiler zaten. Evet. İrade bir klonlandı. Hipnoza girdi. Burada Atatürk'ün 1935'te Mason localarını kapattığını işte bunların Atatürkçü laikliğe aykırı olduğunu, bu ritüellerin çok geçmiş dönemlere ait olduğunu, 21. yüzyılda olduğumuzu bunları söyleyemez. Söyleyemez yani. Kafanız estiğinde çıkabilir misiniz? Çıkarsınız. Öyle bir özgürlük var. Çıkarsınız. Genellikle hep şu anlatılır, masonluktan çıkış yoktur diye. Yok yok. Uykuya yok. Alma vardır diye anlatılır. Şimdi bakın onu da söyleyeyim. Masonluktan ayrılırsınız, istifa yoluyla ayrılırsınız ama siz bir eski masonsunuz. Tekrar kabul edildiğinizde bu tören uygulanmaz size. Ha. Kaldığınız yerden başlarsınız. Hangi derecede? Ne kadar da bir araya geliyordunuz toplantı yapıyordunuz? 15 günde bir. 15 günde bir toplantı yapıyordunuz. Peki derece atlama ne kadar da bir oluyordu ve neye göre oluyor? Şimdi şöyle. Ve siz locanın başında mıydınız? Öyle neydi? Yani yöneticilikte. Yönetici. Evet. Üstad-ı Muhteremlik'te yaptım. Üstad-ı Muhteremlik. Evet, sonra görevden alındım. İşte bir takım kalkışmalar oldu falan. Onlar yani onlar kamuoyunu ilgilendirecek şeyler değil. Genellikle yılda bir çırak girdiğiniz zaman bir yıl sonra, bir buçuk yıl sonra kalfa olursunuz. Bir buçuk yıl sonra üstad olursunuz. Ancak benim teklif ettiklerim 6 yıl üstad olamadılar. Sırf bana olan hasetten dolayı. Ve onlar da inatla devam ettiler. Mesela bu dernek bakın olması gerekir diyorsunuz. Dernekler kanununda büyük loca tanımlaması yok. Yani kanunlara uyduğunu söyleyen bir dernek. Ne diyor? Hür ve kabul edilmiş masonlar büyük locası. Burada dernek olması lazım veya büyük locası derneği o. İkincisi Türkiye ismini sen buraya yazamazsın. Bunu yazman için özel bir izin alma. Yani her şeyleri, hiçbir şeyleri uymuyor. Peki siz ayrıldınız. Buraya şu an canlı yayındasınız, anlatıyorsunuz her şeyi. Tehdit ediliyor musunuz Hayır. Özhan Bey? Hayır.
Tehdit edilmiyorsunuz. Yayından sonra gelebilecek herhangi bir şey olabilir mi tahmininiz? Şimdi bakın, İstiklal Marşı'nın ilk kelimesi korkma. İlk önce korkmayacağız. Korkmamayı öğreneceğiz. Eğer biz gençlerimize, 20 yaşındaki çocuklara git şehit ol diyorsak, eğer Eren Bülbül'ü bir kahraman olarak niteliyorsak, Ömer Halis Demir'i bir kahraman olarak niteliyorsak, bizim korkmaya hakkımız yok. Bugünün Türkiye'sinde korkmaya hakkımız yok. Bu kadar büyük oyunlar oynanan bir ülkenin aydın bir ferdi olarak, hadi diyelim kendimizi, korkmaya hakkımız yok. Cesur olacağız, kaderimizde neyse onu yaşarız. Eyvallah. Yok. Çünkü yayın öncesi bunu çok soran vardı. Evet, evet. Siz bir 14 yıllık masonu, evet, televizyonda ilk kez ekrana çıkarıyorsunuz. Sonuçlarına katlanıyor musunuz şeklinde bana da çok soranlar vardı. Bunda hiç böyle şeyler şey yapmayalım. Bunlardan masonlar besleniyor. Yani böyle bir karanlık perdenin arkasında olmak her zaman onları büyütür. Aslında yani o kadar da karanlık perdenin arkasında değiller. Değiller ama içinde çok karanlık adamlar var. Onu göreceğiz yani biraz sonra. Çok karanlık adamlar var diyorsunuz. Peki Erkan Hocam, diyorsunuz ki masonların kullandığı enteresan da logolar var, şekiller, evet, var, semboller var. Evet. Nedir onlar? Şöyle birkaç tanesini alabilir miyiz sizden? Şimdi, tabii yani. Arkasından Özhan Bey'in ayrılış sürecine geleceğiz. Şimdi şöyle bir durum var. Mesela şu logodan başlayalım. Zaten Özhan Bey de gayet iyi bilir. Bu tabii Hiram Usta'nın aletleri olarak da sembolize edilebilir. Çünkü Hiram Usta büyük bir mimar olduğu için ve masonluk da onunla bağdaşlaştırıldığı için, ki mason kelimesi duvarcı ustası, evet, anlamındadır. Matron Fransızcadan geliyor. Böyle olduğu için burada bunu görüyoruz. Gönye Pergel. Ortadaki G harfi üzerinde çok spekülasyon yapılır ki bu özellikle 16. yüzyıldan sonra, hatta 17. yüzyılda diyebiliriz, bu konmuştur buraya. Bu Tanrı'nın G'si mi? Yani, yoksa keçinin G'si mi? Keçi Gold dediniz. Mı? Keçi kesme gibi bir şey oluyor muydu? Onun görüntüsü vardı. Verseniz arkadaşlar. Oluyor muydu Özhan? Ben görmedim. Görmedim. Oraya kadar çıkamadım. Var mı öyle bir söylenti? Şimdi bakın işte masonluk, masonluk gizemlidir. Masonluk içinde masonluklar vardır. Hiçbir mason gelmediği bir dereceyi bilemez. Bilme şansı yoktur. Yani, yani ben 14 yıllık bir mason olarak bunu bilmiyorum. Buna evet veya hayır diyemiyorum. Masonluk böyle ama bir şey. Ama böyle hep dedikodular, belki duymuşsunuzdur. Evet, yani almadığınız derece sizin için bilinmeyendir. X'tir yani. Biliyorsunuz o artık ortaya da çıktı bu keçi kesme olayı. Evet. Yani görüntüleri de var. Onu da belki görebiliriz ama. Keçi kesme görüntüleri, evet, vardı galiba. Var. Bu görüntüler var. Ben buna bir şey diyemeyeceğim. Evet. Yani ben şahit olmadım. Siz şahit olmadınız. Bu, evet, G harfiyle ilgili bir şey daha söyleyeyim. Tekrar verin logoyu arkadaşlar. Keçi kesme görüntülerine ulaşabilirler yine çok meraklı olanlar, ama bu G harfi üzerinde söylenen önemli bir unsur var. O da şu, şimdi eski Yunan alfabesinde düzene göre baktığımızda alfabetik sıralamada alfa, beta ve gamma vardır. Yani gamma 3'tür. 3. harf olduğu için masonlukta da 3 harfi çok önemli. Yani yapıcı bir harftir 3. Üçgen de zaten zıtlıkların bir araya gelmesiyle birlikte üçgende ne olmuş oluyor? Bir düzen meydana geliyor. Yani üçgene baktığımızda Tanrı'nın da üçlemesi. Mesela Hristiyanlık'ta görüyoruz biz bunu. Baba, oğul, kutsal ruh diye. Şimdi o yüzden üç mimaridir, düzendir, kurucu yasadır. O yüzden de buraya gamma harfi de konmuş olabilir. G işaretiyle birlikte. Bunu bu şekilde açıklayabiliriz. Peki. Başka göstermek istediğiniz? Şimdi başka ben süreci de anlatabilirim. Eğer sürece gireceksek, masonluk süreci. Çünkü çok çetrefilli noktalar var. Bilmemiz gereken noktalar var. Süreçten başlayabiliriz masonluk sürecine. Şöyle diyebiliriz mesela. Masonluk dediğimizde masonluğun ilk oluşumu nasıl meydana geldi? Yani nereden türedi bu masonluk? Bunun şeyi nereden? Kaynağı nereden? O zaman şunu göreceğiz. Eski Mısır'la bağlantılı. İlk kaynağına baktığınızda bu eski Mısır'dır. O görüntüleri görebiliriz. Hatta burada Özhan Bey de biliyor bunu, bu konuyu. Çünkü ben Özhan Bey'e sizin kadar bilemem. Kendisine sormuştum daha önce. Sorduğum için o da dedi ki, bu dedi masonların tanrısı aslında Ra inancıyla eşdeğerdir diyebilirim. Ra o diyebilirim. Da var, o da var. Birçok şey var. Demişti. Hatta bu Ra'yı da kendisi yine Lucifer'e bağlamıştı. Şimdi burada üç tanrı görüyoruz. Burada Set var. Horus var. Bir de Osiris var. Bunlar işte masonluğun üçlemesi diyebiliriz. İyi kötü, ki Set burada kötü bir karakter olarak tasvir edilir eski Mısır'da. Onun zıttı var, Horus Set'le savaşır. İşte Osiris ise Ra'nın yerine gelmiştir. Hatta şimdi bazı masonlar tarafından da bilinir bu.
Ra'nın reenkarnasyonu olarak kabul edilir şey Osiris. Şimdi bu savaş şeye kadar gitmiş. Bu Süleyman Mabedi'nin yapımındaki simgelere kadar gitmiş. Simgeler birbirine karışmış. Bir de Isis vardır. Tanrıça Isis vardır. Hatta IŞİD bile şu an Isis diye İngilizce'de kullanılır. Oradan geldi iddia edilir. Oradan gelir. Mesela Tanrıça Isis Osiris'le evli. Bunlar kardeş olmalarına rağmen evliler. Ve bunlar evlilerken Osiris gidiyor Ra'nın tahtına oturuyor. Ra'nın tahtına oturduğu için de buradaki Set kızıyor Osiris'e. Ve diyor ki ben Ra'ya ibadet eden bir kişiyim. Nasıl olur da Ra'nın tahtı ele geçirilir Osiris tarafından ve çıngar çıkartıyor. Böylece Osiris'le savaşa başlıyor Set. Hı hı. Bunun akabinde de işte bütün mücadele başladığı zaman tekrar ne oluyor? Osiris ölüyor ama Osiris'in bir çocuğu oluyor Isis'ten. Çocuğu olunca da bu Horus denilen çocuk Osiris'in yani babasının intikamını almak için Set'le mücadeleye girişiyor. Yani Osiris'in çocuğu oluyor Isis'ten ama. Aslında şu anda o bütün ezoterik örgütlerin başlangıcını anlatıyor. Şimdi şuraya geliyorum. İşte o Ra'nın gözü denilen o üçgen içerisindeki Mason gözü var ya. Evet. İşte o üçgen içerisindeki Mason gözü aynı zamanda hem Ra'nın gözü hem Ra'nın enkarnasyonu olarak kabul edersek Osiris'i. Osiris'in gözü hem de Osiris'in oğlu olarak Horus'u kabul edersek nihayetinde en son sonuç olarak diyebiliriz ki Horus'un gözüdür. Şimdi reklama gitmemiz gerekiyormuş hocam. Özhan Bey, İlluminati'den hiç bahsediliyor muydu Mason locasında? Hayır. Bahsedilmiyordu. Bunu çok soran vardı. Özellikle sordum. Peki şimdi Özhan Bey neden Masonluktan ihraç edildi? Sebepleri neydi? Ve orada kimlerle irtibat halindeydi? Hepsini dinleyeceğiz birazdan. Ve Erkan hocamdan çok enteresan şifreler var daha. Çok var da elimizde 60 tane görsel var desem. Daha 2 tanesini gösterdik desem. Sürenin yetmeyeceğini şimdiden anlayabiliyoruz. Ama bir de sorumuz var. Süleyman Mabedi'ni inşa eden ustanın ismini istiyoruz. İtiraf ediyorum etiketine Twitter'dan ve Instagram'dan. Mutlaka doğru cevabı bekliyoruz. Birazdan Özhan Kızıltan ve Erkan Türkten'le yine buradayız. Devam ediyoruz. Reklamlardan sonra karşınızdayız. 14 yıllık Mason'dan her şeyi dinliyoruz bu akşam. Ekranlarını yeni açanlar varsa bir yerlere ayrılmayın. Çünkü Özhan Kızıltan tam 14 yıl boyunca Masonluğun içindeydi. Geçtiğimiz yıl locadan atıldı ve her şeyi, yaşadıklarını ilk kez ne var ne yoktu anlatıyor. Ve Erkan Türkten, araştırmacı yazar Erkan Türkten de bizlerle beraber. Bir de bir sorumuz var. Süleyman Mabedi'ni inşa eden baş mimarı soruyoruz Instagram'da. Benim kişisel fotoğrafımın, son fotoğrafımın hemen altına ve Twitter'da itiraf ediyorum etiketiyle yazabilirsiniz doğru cevabı. 5 kişiye kitap hediyemiz olacak. Belki de ilginç kitaplar olacak. Şimdilik bunu söyleyelim sadece. Evet. Ve gelelim Özhan Bey. Evet. Locadan atılma sürecinize. Neden ihraç edildiniz Masonluk'ta? Evet. Şimdi tabii memleket olarak yaşadığımız bir 15 Temmuz süreci var. 15 Temmuz sürecinden sonra Masonlar bu 15 Temmuz'u doğru okuyamadılar. Yani diğerleri gibi, birçok kişinin gibi çok önemsemediler. Kerhen bazı açıklamalar yaptılar 15 Temmuz'da işte askeri darbeye karşı falan ama hiçbir şekilde bunları 15 Temmuz'u bir türlü şey yapamaya. Masonlar derken yalnız hani bütün herkesi bir blok olarak kastetmiyorum. Yani burada gerçekten duyarlı insanlar var. Onlara haksızlık etmeyelim ama yönetim olarak diyelim 15 Temmuz'u bir türlü sindiremediler. Yani hala o kontrollü darbe söylemleri bilmem ne falan. Şimdi bu 15 Temmuz'dan yani buraya geçtiysin. Ekranda zaman, şu anda zaten var. O zaman ekrana. Yani dönelim. 15 Temmuz Özhan Bey şöyle bir şey miydi? Masonların aslında gerçekten bir darbe olmadığını iddia ettikleri bir süreç mi? Yani, bütün Masonları demiyorum. Herkes aynı potaya koyamayız ama genel olarak işte diğerleri gibi düşündüler yani. Peki bu şimdi mesela diyorsunuz ki siz FETÖ'yle iltisaklı olanlar vardı içinde. Kim onlar? Yani tabii kimseyi zan altında bırakmadan. Şimdi bakın biz bunları kendimiz söylemiyoruz. Bu medyadan şey bir öncekine gelin. Bir öncekine gelin arkadaşlar. Şimdi Aydın Sefa Akay.
Ankara'dan bahsediyoruz. Aydın Sefa Akar. Bir önceki. Evet. Evet. Ankara Vadisi'nde bağlı bir mason. Bayağı kıdemli bir mason. Yani 40 yıllık mason diyebilirsiniz buna. Bu FETÖ'cü değilim, masonum demiş. Şimdi FETÖ'cü değilim, masonum diyor. Burada Baylok çıktı. Baylokçu olduğu kesinleşti. 7,5 yıl ceza aldı. Şu anda tabii bir şey söyleyemiyoruz. Çünkü Yargıtay'da Yargıtay süreci var. Tahliye edildi. Yargıtay süreci devam ediyor ama onun ifadeleri çok ilginç. Ben mesela 78'i verin arkadaşlar. Ben takip ettim bu ifadelerini. Baylok neden kullanıyorsunuz? Neden baylokçu oldunuz? Diyor hakim. O da diyor ki vallahi bana diyor baylok indirmemi diyor Burkina Faso Dışişleri Bakanı Jibril Bassole. O fotoğrafa da gelirsek. Burkina Faso 73 arkadaşlar. Evet. Bu ikili bir fotoğraf vardı Aydın evet, Bey'le. Evet, şimdi geliyor. Geliyor. Bu da enteresan bir adam mesela. Dışişleri Bakanı Jibril Bassole önerdi. Baylok'a geç diyor. Ne konuştunuz diyor. Valla 2-3 kişi daha vardı diyor. Mason. Onlarla masonluğu konuştuk diyor. Masonik sohbetler yaptık diyor. Sonra avukatı. Evet. Sonra avukatı bu ifadeyi çıkartıyor. Masonik konular. Anladım. Çok detaylı. Ama FETÖ'nün ne dediğine gelelim. Mesela 78'i verin. O evet. FETÖ'nün itirafı. Evet. O da enteresan şimdi bir şey. Ama bunu atlamayalım. Tamam. Birazdan geliriz ona yine. Evet. Diyor ki mesela masonluk kötü bir şey değil. Tabii ki diyebiliriz. Evet. FETÖ'nün itirafı. Mason diyebilirsiniz. Yani bu ne demek? FETÖ'cülere mason hocasına gidin yani. Oraya karışın onlarla. Bu onun şifresi aslında. Tabii canım yani. Bunu lamicimi yok yani. Peki siz bunu locanın içinde çok sık dile getirdiniz için mi sizi ihraç ettiler? Valla ben şöyle söyleyeyim. 15 Temmuz'dan sonra GATA'cı bir GATA kökenli bir doktor. Bir başka GATA kökenli doktoru teklif etti. Ben karşı çıktım. Dedim ki locaya mesaj attım üstadlara. Dedim ki bakın bu GATA'yla devlet baş edemedi. En son kapattı. Siz şimdi bu GATA'lı doktoru buraya alırken emin misiniz yani FETÖ'cü olmadığına? Yani devlet bile bunların kimin? Hı hı. Ve o zaman bakın 2016 yılının Kasım ayından bahsediyoruz. Yani o zaman hiçbir şey netleşmiş değil. Siz dedim bir GATA'dan alırken, mason alırken yani bunu araştırdınız mı? Devlet bile bunlarla başa çıkamadı. Devlet bile bu kadar detaylı bilgiye sahip değil. Deyince kıyamet koptu. Benim üzerime geldiler yani sözlü olarak. Çok çirkin ifadeler kullandılar benimle ilgili. Bunu yani ben bir güvenlik sorunundan bahsediyorum. Ve hatta şunu söyledim. Yarın bu GATA'cı dedim. Bu GATA'dan herkes tabii her GATA'dan mezun olan hepsi böyle değil ama bu kişi dedim yarın bir FETÖ ile ilgili iltisakı çıkarsa bunun hesabını veremeyiz dedim. Veremeyiz. Bu bir risktir. En azından şimdilik bekleyelim yani. Peki sizi yargıladıkları mahkeme uzun mu sürdü? Bakın oraya geleceğim. Şimdi bunu dedikten sonra bana hakaret ettiler. Ben de hakaret edildiler. Bana hakaret edenleri disiplin kuruluna sevk verdim. Onlar da beni verdiler. İşte niye? İşte bu şeyde red oyu kullandım falan. Yani red oyunu açıkladım. Red oyu kullanacağımı açıkladım. Gizli oylamayı açıkladım diye. Bakın ondan sonra benim ihraç sürecim aslında burada başlamıyor. Ondan sonra Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili bir referandum var. Hatırlayalım. O referandumda ben burada soruşturma açıldı ama. O bekliyor. O referandumda, arkadaşlar bu görseli değil. Erkan Hoca'na verdiklerini verin. Referandumda bütün masonlar benim sayfama Facebook'ta üye olanlar hayır oyu veriyoruz dediler. Ben evet dedim. Ben evet kullanacağım dedim. Çok oradan hani eleştiri aldım falan. Ne tesadüfse bir hafta içinde benim localara girmem, lokalleri kullanmam yasaklandı. Bundan sonra. Çünkü böyle bir şeye onlar asla izin vermezler yani. Tayyip Erdoğan lafı yasaktır yani orada. Öyle Cumhurbaşkanımıza kesinlikle orada bir tepki vardır masonlar arasında. Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum burada. Özellikle bu başlıkları çok enteresan gördüm, ilgimi çekti. Rotary'den tutuklamalar olmuş, bu yazılarda gördüm özellikle. Evet. Masonlar içerisinde FETÖ'ye dahil olanlar, hatta 15 Temmuz sonrasında hazırlık yapanlar
hazırlık yapan loca diye hepsini haber var burada. Hepsini anlatacağız. Onları gördük. Şimdi bu haberlere baktığımda aklıma şu geldi. Masonlar bildiğimiz gibi eski Mısır kökenli bir dinsel inançları var ama bir yandan da tapınak şövalyeleriyle de çok ilişkili bir grup. Hatta tapınak şövalyelerinin İskoç ritini oluşturmak için işte İskoçya'ya gittikten sonra masonluğu meydana getirdiğini biliyoruz. Hatta burada Yahudilerle de bir irtibatlarının olduğu söyleniyor. Yani hem Yahudilerin bir sermayesinin bir araya gelmesi hem de tapınakçıların Jacques de Molay yakıldıktan sonra Fransa'dan kaçan tapınakçıların bir sığınağı olmuştu. İskoçya bir sığınak da orası ve orada ne oldu? Masonluk dediğimiz bir teşkilat oluştu. Tabii daha eski, daha farklı anlatımlar da var da rivayetlerden bir tanesi bu. Şimdi bu teşkilat böyle bir teşkilatsa bunun Haçlı seferleriyle de alakası var, Kudüs'le de alakası var. O halde neyle de alakası var? Kudüs'ün fethiyle de alakası var. Çünkü tapınak şövalyeleri masonluğun temelini atan bir yapıdaysa, bir tarikat yapısıysa, hospitaller de öyledir ki onlar daha sonra Malta şövalyelerini oluşturacaklardır. Eğer öyleyse bu iş, o zaman burada Kudüs çok önemlidir. Masonlar için de önemli olmalıdır. Demek ki Kudüs önemliyse Kudüs'ün fethi de önemlidir. Ve bakın bir şey göstereceğim 15 Temmuz'la ilgili. 15 Temmuz'dan bahsediyoruz. Kudüs ve bakın, burada İstanbul çok önemli. Işın Demir, evet siz de söylediniz bunu. Kudüs ve İstanbul çok önemli. Bu Profesör Doktor Işın Demirkent benim hocamdı kendisi. Evet. Onun bir kitabı ki önemli bir hem Bizans tarihçisidir hem de Haçlı Seferleri üzerine bir duayendir Türkiye'de. Bakın kitabında yazmış. Burada resmin altında bir şey görüyoruz. Ne yazıyor burada? Haçlıların 15 Temmuz 1099'da Kudüs'ü zaptı. 15 Temmuz mu? Evet. 15 Temmuz 1099'da hiçbir şey Kudüs'ü değildir. Zaptı diyor. Şöyle tutayım hatta tam düz gözüksün. Evet, Kudüs'ü zaptı Haçlıların. Allah tarih Allah. Bunu ilk kez gördüm. 15 Temmuz. Demek ki burada bir Haçlı seferi var. Hatırlarsanız daha önce de George Bush ne demişti? Bir Haçlı seferi başlattığını ilan etmişti Irak'a karşı da. Ya bizimlesiniz ya da onlardansınız demişti. Bu bir işaretti. Tarihler çok önemlidir. Bunlardan bir tanesi bakın bizim askerimize çuval geçirildi 2003 yılında. 4 Temmuz tarihiydi bu. Amerika Birleşik Devletleri'nin kuruluş tarihi. Bu tarihi kullanmışlardır. 15 Temmuz da o yüzden tesadüfen seçilmiş bir tarih. O yüzden masonlar özellikle 15 Temmuz sonrasına hazırlık yaptılar. Çünkü 15 Temmuz gerçekleşseydi Haçlı zihniyeti egemen olacaktı. Haçlı zihniyeti Türkiye'ye egemen olacaktı. Ayrıca tarihsel olarak şunu da söyleyeyim. Mesela Çanakkale Savaşı'nı yaparken biz İngilizlerin yolladığı zırhlılardan bir tanesi Agamemnon'du. Yani? Yani Truva'yı fethe giden komutanın ismi. Truva neresi? Çanakkale. Ya FETÖ'nün başı demedim Haçlılardan korkmayın Haçlılar hiç iyi insanlardır ya bir şey yapmaz bu, işte ırzınıza namusunuza bir laf gelmez falan yani bu resmen şu anda devam oldukları şey. Eğer yani. Haçlılar iyi insanlarsa 15 evet. Temmuz'u da demek ki planlayarak özellikle bu tarihi Haçlı evet. seferlerine gönderme tesadüf yaparak, bir tarih değil bu seçildi zaten FETÖ dediğimiz yapı FETÖ'nün kendisinden ibaret değil ki FETÖ dediğimiz yapı İşte bazı derin devletlerin, Amerika Birleşik Devletleri'nin mesela, bunu gördük zaten bunu, arkasında olduğu, CIA'nin de kuruluşunda yer aldığı yapılar. Peki burada Özhan Bey, sizin o ihraç sürecini merak ediyorum. Sizi daha sonra bu eleştirileri yükselttiğiniz için bir mason mahkemesinde yargılamaları nasıl oldu? Şimdi şöyle, o yargılanma, yani birkaç dava açıldı için benim o yargılamaların, yani 15 Temmuz'dan sonraki yargılamalara ben gitmedim. Daha önceki ekstra yargılandılar yani. Tabii daha önceki yargılanmalarımda bir kınama cezası almıştım. Daha önce başka bir şeyden dolayı. O önemli değil. Başka bir olaydan dolayı, yine Facebook'ta paylaştığım bir şeyden dolayı bir kınama cezası almıştım. Ondan sonra 15 Temmuz'dan sonra. Ben hakkımdaki yargılamaların hiçbirine katılmadım, gitmedim. Sizi tanımıyorum dedim. Sizin yargınızı da tanımıyorum, istifade etmiyorum. Siz de beni ihraç edin yani, sıkıntı yok. Ve Facebook'taki paylaşımlarım. Bu. O zaman burada doğruların hepsi ifade edilmesinden ziyade maneviyattan ziyade bir maddiyat beklentisi var mıydı?
Mesela yani siz burada doğruları anlatırken masonların içerisinde bu bizim çıkarımıza uymaz diyerek bir atılma sürecim var. Vallahi neden? Hangi sayıkla yaptıklarını bilmiyorum. Ama ben atılma gerekçelerim. Hiç yüzümü kızartacak hiçbir şey burada yoktu. Atılma dilekçeleri. Evet, çok merak edenler benim mail adresime bunu yazarlar, kendine veririm. Bakın burada da orijinal derneğin şeyi var, sarfı var. Evet. Burada yani Haysiyet bizim Kurulu. Evet, evet. Hür ve kabul edilmiş Masonlar Derneği adına Haysiyet Kurulu. Evet. Böyle bir kurul var ve bu kurul işte bu oy birliğiyle karar veriliyor çıkarılmanıza. Hep oy birliğidir ha. Yani Masonların Haysiyet Kurulu kararları, dünya kadar Haysiyet Kurulu kararı var, hepsi oy birliğidir. Peki Masonlar bu noktada giderken ama Komünist Partilerinin seçim yaptığı %99.9 yine Komünist Partisi kazandı. Hiçbir fikir ayrılığı yoktur ya. Peki bu Masonlar bu derneklere, localara üye olurken ne beklentisi içinde üye oluyorlar? Çok güzel bir konuya değindim Türker Bey. Şimdi hadi şöyle bir akıl fırtınası yapalım. Neler beklersiniz? Yani siz mason niye şey yaparsınız? Bir kere güzel, kariyerli bir şey değil mi? Yani mason olmak, iyi bir çevre. İşte, i̇tibar ve itibar. İşte dayanışma, kardeşlik dayanışması. Yani bir grubun adamı olmak ve dayanışmayı arkanıza almak. Belki de buradan para kazanmak. Ticari kaygılar en öndedir muhtemelen. Ticari kaygılar. Bu size neyi hatırlatıyor bu kaygılar? Yani masonlara girmek isteyen insanların hedefleriyle FETÖ'ye niye girdi bu kadar adam? Bir yerlere gelmek için. Dayanışma için. Değil mi? İşin içinde orada da maneviyat var. Burada da maneviyat. Orada ama öyle siz maneviyat. Masonluğun burada biraz satanizme kaydığını söylüyorsunuz değil mi? Şimdi bakın masonik ilk üç dereceden bahsediyorum. Yani çırak, kalfa, üstad. Masonik ritüeller satanist ayinlerin very soft versiyonudur. Bunu çok önemli. Ancak hiç kimse oraya satanist olmaya gelmiyor. Bunu araştırmadıkları için bilmiyorlar. Satanist ayinlerde efendime söyleyeyim vasiyet yakma var. Altar var. Ne demek altar, ne demek? Altar kurban yemin kürsüsü deniyor burada. Ama yüksek masonlar yine altar olarak vasiyet görüyorlar. Yakma ne? Vasiyet yakma da şu. Tefekkür hücresindeyken yani inisiyasyon törenine hazırlanırken orada size soruyorlar. İşte vasiyetiniz diyorlar. Onun adı vasiyet. İşte dünya için ne bekliyorsunuz? İnsanlık için ne ve aileniz için ne bekliyorsunuz gibi onları yazıyorlar. Daha sonra o vasiyet kabul ediliyor. Öldürecekler ya sizi, sonra diriltecekler. Yani. O vasiyet kabul ediliyor. Sonra getiriyor onu oradaki mauf. Yani bu siyah kukuletayla gördüğünüz kişi kılıcıyla getiriyor. Herkesin içinde okunuyor ve yakılıyor. Biraz araştıranlar vasiyet yakmanın ne olduğunu iyi öğrensinler. Tabii böyle şiddet içeren işte kılıç mılıç bunlar öyle şey değil. Ama burada bir sinsilik var. Hiçbir mason adayı ben satanist olacağım diye girmez. Öyle bir şeyi de kabul etmez. Şimdi burada çok sinsice bir şey var. Yani insanlara söylemiyorsunuz. Ama çaktırmadan bir masonik, bir satanik, satanist nüveler barındıran bir ayine tabi tutuyorsunuz oradaki insanı. Bu sinsice bir şey. Bu olmaz. Yani bir insan satanist olmak istiyorsa, satanizm yasaktır gerçi ama, gider bir satanisti bulur, beni işte inisiye edin der. Onlarda da aynı inisiyasyon diye geçiyor bakın. Onlarda da yine adanmadır zaten. İnisiyasyon adanmadır. Tekris adanma demektir. Satanizmde de adanma vardır. Ve orada yazdıkları vasiyette işte biz bugüne kadar Tanrı'ya inanıyorduk, Allah'a inanıyorduk da bundan sonra şeytana inanacağız diye bir vasiyet vardır. Orada ve yakılır o vasiyet. Şimdi bakın bu dürüstçe bir şey değil. Satanist olmak isteyen bir insan gider satanist olur. O nerede olduğunu bilir. Ama burada satanist nüveler olduğu ve asla kendilerinin böyle bir şey yapmadığını söylüyorlar. Ama satanist ayinleri hatırlatan ve çok benzeyen... Erkan Hocam, biz burada çok satanist ayinleri konuştuğumuz için... Konuştuk hocam. Hatta biz bunu söylesek ya bizi gülüyorlar. Yani hakikaten bu nüveler var dediğimizde... Ya siz dışarıdan birisiniz, nasıl biliyorsunuz, nasıl bunları tespit edebilirsiniz diyorlar. İşte bakın içeriden birisi söylüyor, Özhan Bey. Mesela çırak adımları sol ayakla başlıyor. Çırak adımları ne demek? Evet. Yani orada bir sembolik adımlar attırılıyor.
Sol ayakla başlaması sol bunun simgesi mi? Evet. Yani gösterebilir misiniz burada bize? Yani şu anda sol ayakla başlıyor. Yani sol ayakla adım atıyorsunuz. Evet, sol. Ya mesela Lucifer, bakın Nuri Ziya Sokak dedik. Orada bir ziya var yine ve nur var. Nur aydınlanmadan tabii. Acaba o sokak seyircisi olabilir mi? Illuminati ne demek? Aydınlanma demek Illuminati. Ama Illuminati'nin ışığı kimin ışığı? Satan'ın ışığı. Niye? Şimdi Lucifer'de neydi? Lucifer şeytanın düşmeden önceki, yani Latince ismi, düşmeden önceki meleklik statüsünden şeytanlığa evrilmeden önceki ismi Lucifer. Işık getirildi. Lucifer'in makamı hangi yöndedir? Doğudadır. Doğudadır. Ve bakın doğuda çok... Işık doğudan gelir. Işık doğudan gelir. Bir de bir şey söyleyeceğim burada, çok önemli, çok iyi hatırlattınız. Bakın özellikle güneş sembolü masonlukta çok önemlidir. Güneş sembolizmine baktığınız zaman. Bir güneş vardır ve onun 16 tane ışını vardır güneşin. O rakamlar da rastgele seçilmemiş ama her neyse onları bir kenara atıyorum. Bu güneş Ra'nın yaratıcıyı da temsil eder ama aynı zamanda Lüsiferyan bir güneş. Yani nedir bu? Şeytandır. O şeytanın ışığını temsil eder o güneş. Ve Kur'an-ı Kerim'de dikkat edin. Ne denir? Güneş doğarken namaz kılmayın. Çünkü güneş doğarken yapılan ibadetler şeytana adanmıştır mealinde hadisler var. Daha doğrusu hadisler var. Ve Kur'an-ı Kerim'de de baktığımızda bunu şeytanın nasıl insanları ayarttığını da daha iyi görüyoruz. İnsanların nasıl şeytana ibadet ettiğini de iyi görüyoruz. Boşuna bunlar anlatılmadı Kur'an-ı Kerim'de. Çünkü gerçekten şeytana bir ibadet var. O yüzden düzeltiyorum, Kur'an-ı Kerim'de dedim ama hadislere baktığımızda hadislerde neyi görüyoruz biz? Güneşin doğuşunda ibadet edilmemesi gerektiğini görüyoruz. Çünkü o ibadet ancak şeytana yapılır. Şimdi o yüzden de doğu tarafına dönüş. Tam doğu. Neresi orası? Güneşin doğduğu doğuya yönelir. Evet. Yani bütün selamlamalar doğuya doğru olur. Güneşin doğduğu... Mesela yer. Karaköy'deki o masonik bina vardı. Sizinle beraber evet. Gittiğimiz evet. Eski Ziraat banka Bankası, değil mi? Ziraat Bankası evet, şu anda lazım. Değişti tabii. O binada mesela denize bakması bile değil mi bir sembol? Bir tabii denize bakmadı da bir sembol var. Verseniz o veterineri destek olarak dönsün özgürlük arkadaşlar. Özgürlük heykeli de denize bakar. O da ayrı bir mevzu. Bunlar ayrı sembolik ifadeler ama. Erkan Bey maşallah. Özgürlük heykeli de denize bakar. Tabii özgürlük heykeli de denize bakar. İşte orada da mesela o dediğimiz yerde gittiğimiz Ziraat Bankası'nın heykellerine baktığımızda orada da... Eski Avusturya Bankası mı? Eski Avusturya Bankası dul kadın. Evet, dul bakın kadını şu an görebiliyorduk evet, orada. Burası abi. İstanbul'un göbeği, orta yeri, Karaköy. O dul kadın aslında hem Hiram Usta'nın annesidir hem de Isis'tir. Hiram Usta ise hem Hiram Usta'dır, yani Yahudilikteki Hiram Usta'dır, hem de aynı zamanda Horus'tur. Yani bunlar böyle çok iç içe geçmiş. İç içe geçmiş. Veya Osiris'tir. Bunlar alabiliriz böyledir. Arkadaşlar görüntü. Özgürlük heykeli bu bakımdan incelediğimizde aynı zamanda Isis'tir, Aştoret'tir, İştar'dır. Evet. Ama yani bu simgelerin bizim gözümüzün önünde hemen olması da enteresan tabii. Yani İstanbul'un göbeğinde bile bunların olması, evet. Anlattıklarımızın olması ilginç tabii. Tabii. Şimdi son artık bir iki dakikamız hiç konuşamadık. Özhan Bey yani daha FETÖ ile ilgili o kadar çok anlatacak... görüntümüz, anlatacağınız şeyler vardı ki ama şu ihraç edilme sürecinde son olarak size bir dosya geldi, bir kağıt geldi ve ihraç edildiğiniz anlaşıldı. Size daha sonra masonlardan gelen başka tepkiler, konuşmalar, bu tip şeyler oldu mu hiç? Olma, kendi aralarında olmuştur belki. Bana gelen olmadı. Tehdit? Hayır. Tehdit unsuru da olmadı diyorsunuz. Peki 14 yıl boyunca şimdi geriye baktığınızda pişmanım diyor musunuz? Hayır. Pişman değilsiniz. Hayır. Bu da bir maceradır. Bu da bir olgunlaşmanın bir aşamasıdır. Bunları görmemiz de Allah'ın bir takdiridir diyorum. Hiçbir şey hiç pişman değilim. Bu arada şeyden bahsederken Lüsiferyanlıktan bahsettik ya. Doğudan bahsetti. Özhan Bey de dile getirdi. Büyük Doğu Locası etkindir Türkiye'de Osmanlı zamanında. O yüzden bu Doğu kavramı gerçekten çok önemli. Büyük Doğu Locası. Yani Fransa'nın etkisinde. Aşıkın Azam. Yani aynen Fransa'nın da etkisinde bir
loca, daha doğrusu Fransa merkezli diyebiliriz ona. Evet, bitiyor mu zaman? Yok, var birkaç dakikamız daha var. Buyurun, evet. Söylemek istedim. Yok, hayır yani. FETÖ'yle ilişkisi konusunda özellikle. Şimdi bu konuya girsek bir iki dakikada çıkamayız ama yani Masonların kurumsal olarak FETÖ'yle bir ilişkisi olduğunu düşünmüyorum. Birçok Mason da FETÖ'ye karşıdır. Ama bunların içerisinde çıktı işte. Fethullah Gülen dedi, bana Mason diyebilirsiniz. Sonra en kıdemli Masonlar, bakın o kişi Birleşmiş Milletler Ceza Mahkemeleri hakimi yani. Öyle ufak bir insan değil yani. Bu bir Mason çıktı. Sonra bana Baylo'yu yükle diyen kişi Burkina Faso Dışişleri Bakanı dedi, Cibril Bassole, bu loca loca gezdirildi. Loca loca ziyaret etti her yeri. İkinci, bundan sonrakine bir bakalım. Bundan bir sonraki de herhalde. Şundan bir sonrakine arkadaşlar. Evet. Bakın, bundan bir sonrakine verin. Cibril Bassole Masonların onur konuğu oldu. Bunu getiren kişi, yani onu localara getiren kişi Remzi Sanver'dir. Eski büyük üstad, onun arkadaşıdır. Yani bunlar boş işler mi? Yani bakın bu kişi yakmış yani şeyin, Aydın Sefa Akay'ı başını yakmış. Baylokçu yapmış adamı yani. Şimdi bu başka kimlere tavsiye etti Baylok'u? Biz bunları bilmiyoruz ve bunu bakın bunların üzerine gidilmesi lazım. Diyor ki 3 kişi daha vardı diyor. Onlarla masonik konular konuştuk diyor. Masonik konu haricilerle konuşulmaz. Sonra değiştiriyor ifadesini. Bunun üzerine gidilmesi lazım. Bakın burada ne var? Ben söylemiyorum. Ezoterik örgütlerle ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yaptığı bir tespit var. Diyor ki ezoterik örgütü tanımlıyor. Virüsler fizyolojik olarak metabolizmaları olmayan ve başka bedene muhtaç olan ezoterik örgütler bir virüstür diyor. Bir virüs, viral örgütlenme var. Yani ne demek viral örgütlenme? Virüs vücuda girdiği zaman vücut tepki veremiyor ona. Değil mi? Onun gibi oluyor. Guguk kuşuna benzetmiş ezoterik örgütleri. Hı hı. Şimdi Masonlar ezoterizmin babasıdır yani. Bunun üzerine gidilmesi lazım. Bakın burada 18 tane CİMER şikayetim var. Bunlardan bir sonuç alınmadı. İçişleri Bakanı'na buradan söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza söylüyorum. Lütfen bunları ciddiye alın artık. Yani peki burada hani Türkiye'deki yapılanmadan bahsettik ama hani ben size programın ilk bölümünde şunu sordum. Gördüğünüz ünlü isimler var mıydı? Muğlak bir ifade kullandınız ama Erkan Hocam, evet. O gülümseme çok şey anlatıyor aslında. İsimler üzerinde durmayalım. Tamam, isimler üzerinde durmayacağım. Keşke, evet. O gülümseme çok şey anlatıyor. Dünyada da, Türkiye'de de isim vermeyelim madem öyle Özhan Bey diyor ama mesela ünlü sanatçılar masondur diye çok şeyler oluyor. Mesela ben bir isim vereceğim eskilerden ama. Süleyman Demirel. Evet. Masonluğu çok konuşulmuştur. Mason mudur? Masondur. Masondur. Ancak Süleyman Demirel'le ilgili hür ve kabul edilmiş Masonlar Büyük Lojası Mason değildir belgesi vermiştir. Yani kendi Mason derneği, olmasına rağmen. Mason olmasına rağmen Mason değildir belgesi vermiştir. Bakın takiyecidir bunlar. Bunlar takiyenin babasıdır. Bunları da akasya dalıyla izah edilir. O sembolleri de konuşuruz. Tamam. Ki akasya, Allah izin verirse, Kiram, Allah ömür verirse evet. Hep birlikte. Kiram tamam, Usta'nın atıldığı çalı. Şimdi onların hepsini konuşuruz. O takiyedir. Evet. Konuşacak çok şey vardı, konuşamadık. Süre darlığından evet. Dolayı çok teşekkür ediyoruz Özhan Bey. Bu programla bir girizgah yapmış olalım. Önümüzdeki programlarda yine aynı ekip beraber devam tamam. Edelim. Ne dersiniz? Yayında da söz almış olayım. Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Bir sonraki eyvallah. Programa yine beraber. Burada eyvallah. Daha anlatamadığımız çok şey var. Eyvallah. Hazırlandığımız, Erkan Hocam'ın da hazırlandığı evet. Çok şey var. Kaldı. İfade edemedik ama eyvallah. Sorumuzun cevabı neydi? Süleyman Mabedi'ni inşa eden baş mimar. Buyurun siz söyleyin. Demin gösterdiniz. Hiram Abif. Hiram Abif cevabını veren 5 kişiye kitap yediğimiz oldu. Yalnız mabed yarım kalmıştır. Tamamlamamıştır. Süleyman Mabedi'nin baş mimarıdır ancak tamamlamamıştır. İnşa etmemiştir. O mabed yarımdır. Onları da sonra konuşuruz. İkinci mabed. Üçüncü mabet dönemleri. Eyvallah. Hepsini konuşuruz. Şu kitabı teşekkür ediyoruz. Gösterelim. Hangi kitaptan vereceğiz? Şöyle gösterelim Erkan isterseniz. Erkan Türükten'in Deccal. Derin Devleti kitabından vereceğiz 5 kişiye. 5 kişiye ondan gidecek. Arkadaşlar. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Ederim. Ben teşekkür ederim. Haftaya perşembe tekrar tamam, buradayız. Tamam. Peki.